Kaç stadyumun oldu? Zevinin de şu anda taşınıyor sevgili seyirciler. Beş ayrı halka, beş ayrı kıtayı temsil ediyor. Bu gerçekten tarihi bir an. İkinci kez aslında Trabzon'da olimpiyat bayrağı. Çünkü 9 Aralık 2006'da Trabzon'un 11. gençlik olimpik oyunlarını düzenleyiciye açıklandıktan hemen sonra 1 Ağustos 2009'da olimpiyat bayrağı Trabzon'a gelmişti. Ve ev sahibi olan Trabzon'a bir şekilde teslim edilmişti. Şimdi de gönderdiği yerine bulacak olimpiyat bayrağı. Bu kadar gönlünü spora vermiş, bu kadar spor seven bir kentte olimpiyat bayrağını görmek bütün ülkemizi gururlandırıyor. Bütün ülkemizin onurudur, gururudur. Ama Trabzon'da görmek ayrı bir zevk. Biraz spor sever bir kentte. Küçük küçük organizasyonlarla başlıyorsunuz. Sonrasında büyük organizasyonlara ulaşıyorsunuz. İşte olimpiyata giden yolda çok ama çok kritik bir dönemeç bu ve o dönemeçte olimpiyat bayrağı Trabzon'da. Şimdi Trabzon'dayız. 2 yıl sonra ise Utrecht'te olacak bu organizasyon. Utrecht'te çekiştiğini söylemiştik 2011 için Trabzon'un. Trabzon 28-18 oy üstünlüğüyle 2011'in ev sahibi kent oldu. Hollanda'ya gidecek 2 yıl sonraki organizasyon için, 2 yıl sonrası için bu bayrak. 2 yıl önce bu bayrağı Tampere'de almıştık Trabzon'a getirmek üzere ve bu oyunların kapanışında yani 29 Temmuz'da Utrecht'te vereceğiz. Tarihi bir an ve işte olimpiyat bayrağı gönderi çekileceği yere geldi artık. Baron de Coubertin günün birinde olimpiyat bayrağının horon eşliğinde gönderi çekileceğini düşünmüş müdür acaba bilmiyorum ama burada bu işin şekli bu. Burada horon her şey, deniz her şey ve işte olimpiyat bayrağı gönderdi. Olimpiyat marşı eşliğinde gönderi çekiliyor olimpiyat bayrağı. Gurur dolu bir an.